Merhabalar arkadaşlar. Bugün size rüyalar hakkında bilgiler vereceğim. Muhteşem rüyalar anlatacağım. Öncelikle Hazreti Ali'nin annesinin gördüğü bir rüyayı anlatmak istiyorum. Bu arada Hazreti Ali'nin annesinin ismi de Fatma. Eşinin ismi de Fatimatü Zehra, biliyorsunuzdur. Bir gün rüyasında Hazreti Ali'nin annesi rüyasında gökyüzünden ay ışık olarak göğsünden karnına doluyor ve karnında büyüyor ve bir ışık bir aslan olarak doğduğunu görüyor. Ve çok hareketli bir aslan, pençeleri, sevimlilikleri yaptıklarında, aslanın doğarken yaptıklarını annesi şaşkınlıkla izliyor ve uyandığında kime anlatayım düşünüyor. Bu rüyayı birine anlatmam gerekiyor. O zaman Hazreti Peygamber Efendimiz 30 yaşlarında, o zaman peygamber değil. Ama aynı ev içerisinde yaşıyorlar, biliyorsunuz onlar akraba zaten. Peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Diyor ki böyle bir rüya gördüm, sana anlatmak istiyorum. Gökyüzünden ay göğsümden karnıma doluyor, karnım büyüyor ve o ışıklar içinde bir aslan olarak doğuyor. Pençeleriyle çok hareketli yaptıklarına ben bile şaşırıyorum. Nur gibi bir aslan. Peygamber Efendimiz de şöyle diyor: bir şartla bu rüyanı yorumlarım. Bu doğduğunda bu çocuğu bana vereceksin. Fatma anamız da, Hazreti Ali'nin annesi Fatma anamız da kabul ediyor. Rüyayı şöyle yorumluyor. Diyor ki sen bir erkek çocuğu doğuracaksın ve bu doğan çocuk Allah'ın aslanı olacak. İlimde ve gönül gözü açık, yardımsever biri olacak yorumluyor. Ve şöyle bir şart koyuyor. Ben diyor evde olmasam da o dönemler biliyorsunuz savaşlara gidiliyor. Oralara çok girmeyeceğim. Evde olmasam bile onu ilk ben boğazından yani süt verme, ben vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali doğduğunda işte o evde değil ama bir şekilde geliyor koşarak diliyle Hazreti Ali'nin ağzına dilini veriyor ve dilini emziriyor yani. Hazreti Ali'nin gırtlağından boğazına, midesine girecek şey ilk Peygamber Efendimiz'in tükürüğü oluyor diyelim. Bizler bu hayatta okuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Atalarımız, dedelerimiz anlatıyor, biliyorsunuz. Ondan birbirleriyle müsahip diyorlar Peygamber Efendimizle Hazreti Ali için. O mükemmel sevgileri oradan da geliyor. Peygamber Efendimiz ne demiş? Ben ilmin şehriyim, Ali kapısı. Yani bana gelmek istiyorsanız önce kapıdan, yani ilmin, yani Ali'den geçmeniz gerekiyor. Ali'nin gönlünden. Onlara selam olsun yüreğimizle. Evet arkadaşlar, rüyalar
çok önemli. Tabii bir sürü anlatacağım rüyalar var sizlere. Ama kendimden bir iki şey verirsem, rüyanızı öncelikle herkese anlatmayın. Temiz kalpli, çok seveceğiniz, güveneceğiniz insanlara anlatın, yakınlarınıza anlatın. Hemen rüya tabirlerine veya şuraya, buraya koşmayın bence. Çünkü neydi? Rüyanızı eğer yanlış yorumlarlarsa ne diyoruz? Söz sihirdir. Yanlış yorumlarlarsa rüyanız yanlış çıkar. Zihninizde onu canlandırırsınız. Yanlış yanlış şeyler çıkmasın diye. Öncelikle onu diyorum. Herkese anlatmayın. Yatarken şöyle yapabiliriz. Ben öyle yapıyorum. Benim de bu arada gördüğüm mucizevi güzel rüyalarım var. Mutlaka sizlerin de vardır. Niyet edin. 3 defa yastığınızı, başınızı koyduğunuz zaman, ey Allah'ım niyet ediyorum rahat bir uyku uyumak için. Ve benim için anılması, hatırlanması gereken rüyalarımda varsa sabah net bir şekilde hatırlayayım. Bunu 3 defa tekrarlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda zaten bir sürü rüya görüyoruz ama gün içerisinde parça parça hatırlıyoruz belki ama tamamını ya da daha fazlasını hatırlamak istiyorsak uyanırken hafif sağa veya sola dönerek bugün ne rüya gördüm hatırlamak istiyorum. Yine 3 defa deyin ve düşünün rüyaya aklınıza gelecektir. Zaten gelmese bile o an içinde muhteşem bir yine uykuya dalacaksınız ama olsun dalın ve o an yazabilirsiniz aklınıza geleni. Dediğim gibi gün içerisinde parça parça aklınıza geliyordur ama o an hiçbir şeyle uğraşmadan, telefona bakmadan, kafanızı herhangi bir şeyler, bugün ne yapacağım, şunu mu yapacağım, bunu yapacağım demeden rüyayı önce hatırlamaya çalışın. Hemen yazabilirsiniz, kayıt tutabilirsiniz. Rüyada eğer keyifli bir rüya gördüyseniz veya üzgün bir rüya gördüyseniz, bu hiç önemli değil. Rüyaların sadece kısa ve öz yazarsanız, kısa ve öz yazın. Ama tekrar söylüyorum, herkese rüyanızı anlatmayın. Rüyalar hayatımızın ön izlemesi de denilebilir bazı rüyalar. Bazı rüyalar da bu dünyada yaşadıklarımızın aslında ne kadar oraya enerji akıtmışız onun da göstergesi olabilir. Ama hayatın ön izlemesi de olan rüyalarda var tabii ki. Burada önemli olan rüyalarda ne hissettiğiniz, o an rüyanızda his önemli. Her şey olabilir ama o an siz ne hissediyorsunuz? Eğer mutlu hissediyorsanız, mutlu, keyifliyseniz demek ki bir projeniz, bir olayınız olacak, mutlu, keyifli geçecektir. Ama üzgün, kızgın, kötü hissettiğiniz bir rüyaysa bunda da şunu yapabilirsiniz uyandığınız zaman. Neye enerji akıtıyorum? Hangi projeme, hangi olaya, hangi kişiye,
hayatınızda bir kişi olur veya ailenizde, çevrenizde. Yani kötü rüya gördüğünüz zaman o anki yaşadığınız olaylara bakın, projelerinize bakın. Ondan ya vazgeçin ya biraz uzak durun. Yani kötü enerji akıttığınızın göstergesidir kötü rüya gördüğünüz zaman. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamışsınızdır veya. Evet arkadaşlar. Bir de şeyi anlatmak istiyorum. Hazreti Yusuf'un rüyasını biliyorsunuz. Hazreti Yusuf 11 yaşlarında, 8-10 yaşlarında bir rüya görüyor. Rüyasını Yakup peygamber babası peygamber efendimize anlatıyor babasına. Babasına diyor ki ben babacığım bir ışık şeklindeydim ve 11 yıldız bana secde ediyordu ve ay ve güneş de bana secde ediyordu. Babası bu rüyasını yorumluyor. Diyor ki oğlum, öncelikle bu rüyanı kimseye anlatma. Çevren ve kardeşlerin sana zarar verebilir. Günü gelene kadar anlatma. Yani rüya gerçekleşene kadar anlatma. 11 yıldız, Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi var zaten. O yıldızlar kardeşlerin diyor. Oradaki ay senin annen. Güneş baban, yani ben diyor. Sen öyle ilim sahibi olacaksın, mevki sahibi olacaksın ki biz sana secde edeceğiz. O güne kadar rüyanı kimseye anlatma. Zaten biliyorsunuz Hazreti Yusuf'a da kardeşleri ne kadar zarar verdiğini sizler de biliyorsunuz, kuyuya attılar. O ara rüyasını anlatırken karanlık kalpli üvey annesi diyeyim ya da birisi dinlediği için kardeşlerini kışkırttı ona karşı. Her neyse, bu burada şunu çıkarıyoruz. Rüyamızı kimseye de anlatmıyoruz. Bu da bir ayrı bir şey. Yani çok sevdiğimiz kalbi temiz olan kişilere anlatıyoruz. Zaten kalbi temiz olan insanlar temiz ulvi rüyalar görür. Evet. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Rüyalarımızı biraz da benden dinlemiş olduğunuz sevgiler, saygılar diliyorum. Başka zaman, başka videolarda görüşürüz. Sayfama abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorum yazın. Sizin de eğer güzel, muhteşem rüyalarınız varsa yazın. Kendimin de rüyalarım, muhteşem rüyalarım var. Burada anlatmayayım, başka bir videoda belki anlatırım. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın.